araştırma yok. Bir pazarda 6 tane oyuncu var. Bu da ilgi. Aha. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 18'de tam 1,5 milyon coinslik efsane paketi alacağız arkadaşlar. Ve alamayanlar için de ve daha fazla coins'e ihtiyacı olanlar için de bugün sizlerle beraber coins kasma taktikleri göstereceğim. Yani coins kasmaya çalışacağım, daha doğrusu gösterdiğim taktikleri yapacağım. Ayrıca belki yeni taktiklerde buluruz video içinde arkadaşlar. Deneyeceğim yani bulmayı. Ve arkadaşlar videoya başlamadan önce de böyle kaliteli paketleri açma videolarımız için videoya like atmayı ve yeniyseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Dün bir sorundan dolayı video gelemedi ve arkadaşlar şu arka plan yeni geldi yani. Bununla çok uğraştık, o yüzden zaten video gelemedi. Ayrıca arkadaşlar yeni bir webcam aldım. Ben şu anda bu videoyu çektiğim webcam Logitech C270. Ancak şu anda ben Logitech C930E webcam aldım. Ve arkadaşlar Logitech C930E'yi şu anda driver'ıma kuramadım. Yani bilgisayarıma tam anlamıyla kuramadım. Onunla bayağı uğraştım bu arada yani. Onunla uğraşmasam belki bugün video bile çekebilirdim. Ama kuramadım bir türlü. Elimde Logitech C930E kullanıp kurabilmiş olan varsa lütfen bana yazsın arkadaşlar. 720p olarak zaten çekebiliyorum ancak hani tam 1080p tam kalite çekmek istiyorum. Bir de hani kasıyor bile. Çünkü driver yüklü değil. Anlayanlar varsa bana yazabilir. Hadi bakalım arkadaşlar videomuza başlayalım. Instagram koraylederimi0 takip edebilirsiniz. Birkaç kişinin DM'lerine cevap verdim. Vereceğim demiştim. Söz vermiştim. O yüzden verdim. Yine arkadaşlar akşamları bakacağım yani. Her akşam bakıyorum artık. O yüzden Instagram'dan takip ettikten sonra DM atarsanız cevap vermeye çalışacağım yani. Önemli sorularınız ama. Bazı kişiler boş boş şeyler yazıyor. Boş boş dediğim şeyler de hani gerçekten anlamsız sorular soruyorsunuz. O yüzden onlara cevap veremiyorum. Ancak gerçekten oyunla alakalı veya benimle alakalı da olabilir. Normal sorulara cevap veriyorum arkadaşlar. Ayrıyeten de arkadaşlar hemen başlayalım paketimizi açmaya. 1,5 milyon coins paketi hemen zaman kaybetmeden açacağım. Umarım güzel bir şey çıkar arkadaşlar. Hani Bale, Messi falan çıkarsa da gerçekten müthiş olur. Hemen arkadaşlar o zaman açıyoruz. Sonra da bu paketi açmak isteyenler için ve coins olmayanlar için coins kasma taktikleri. Ayrıyeten de dediğim gibi coinslerini kasmak isteyenler için coins kasma taktikleri göstereceğim. Süper Lig'den bir oyuncu çıktı. Bu bir işaret arkadaşlar ama 71'lik oyuncu. Massina, Moses. Abi kötü hissettim ya. Açmasak mı? Gerçi artık açmama şansımız kalmadı. Ama arkadaşlar belki güzel bir şey çıkar. Hadi yükselelim. Hadi arkadaşlar herkes güzel bir şeyler beklesin. Tamam arkadaşlar. 87 ve altı çıktığı her türlü paketi tamamen quicksell yapıyorum. Risk aldım. 87'nin üstü çıkarsa da hiçbir şey yapmıyorum. Bastım. Usta değil. 82. Quicksell. Quicksell abi. Usta değil. 82'lik oyuncu çıkardık maalesef. 98 yenlik o kadar oyuncu içinden bize 82'lik olan çıktı. Kuzenime çıktığı gibi. Hatta kuzenime en azından 83 çıkmış. Yani bize oyun küfür eder gibi 82'lik oyuncuyu veriyor. Gerçekten ilginç abi. Hadi abi. Of Quaresma çok güzel. Adamsın Quaresma. Nerede abi bu 82'lik adam? Burada. Aa satılamazmış. Neyse arkadaşlar ben onu sonra boş bir kargo kurma görevine koyacağım. Zaten kullanamayacağım. Yani hiçbir manası yokmuş. Satılamadığını da unutmuştum ama artık hatırladım. Arkadaşlar en kolay coins kasma taktiği şu. Şuraya 79 yazıyorsunuz. Fiyat olarak maksimum 25.000 yazıyorsunuz. Ve sonrasında arkadaşlar arama yapıyorsunuz. Yenilip duruyorsunuz arkadaşlar. Burada elit oyuncular falan da gelebiliyor arkadaşlar. Gerçekten müthiş oyuncular gelebiliyor yani. Burada gördüğünüz gibi zaten Umtiti kaçmış. Hernandez kaçmış. Marchetti kaçmış. Gerçekten bayağı iyi yani. Üf. Aubameyang falan var. Gerçekten abi süper. Ben de şimdi 1,5 milyon coins gitti zaten. Artık coins kasmam lazım. Bayağıdır coins kasmıyordum. Coins kasma videomdan beri neredeyse hiç oyuncu almadım arkadaşlar. O yüzden birkaç oyuncu almam lazım. Ayrıca satılmayan oyuncularım da var tabii. Yani o kadar da kötü durumda değilim zaten. Burada Sané'yi, Mahrez'i falan görüyorsunuz. Pazarın ne zaman yenilendiğini de bilmiyorum. Hemen arkadaşlar aramaya devam ediyoruz. Mignolet'i de alabilirsem alacağım. Bakalım abi alabilirsem alırım. Alamazsam alamam. Mignolet ile Kokorin'i aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ancak Dembele ile bu Rashford kaçmış. Hemen arkadaşlar aramaya devam edelim. İkisini de 190.000 civarına aldık. Onlar benim aklımda kalır. Ve sonrasında ne kadara gittiklerini videonun sonunda bakarız. Başka taktiklerde bulmaya çalışırız tabii ki arkadaşlar. Umarım belki güzel taktikler buluruz. Ama arkadaşlar ne kadar yavaş olduğumu gördünüz. Hani hatta aynı pazarda iki tane oyuncu satılmış bile. Ancak arkadaşlar o yavaşlığıma rağmen bile alabildiysem siz çok rahat alabilirsiniz. Ve arkadaşlar yavaş yavaş bir saat içinde 1,5 milyon coins'e çok rahat ulaşırsınız. Ve arkadaşlar sonrasında da artık zaten paketinizi açabilirsiniz. Çok güzel bir şekilde arkadaşlar. Zaten pazar sürekli yenileniyor. Hani aslında hep bu şekilde alarak belki 1,5 milyon kasılmaz arkadaşlar. Ama elit falan da illa yakalarsınız yani. Eğer birazcık eliniz hızlıysa, sabırlıysanız kesinlikle yakalıyorsunuz arkadaşlar. Bu konuda hiç sorununuz olmasın. Kokorin belki mesela 220 bin falandır ama Mignolet'in ben en az 270 bin olacağını düşünüyorum ama belli olmaz.
Tabii fiyatları değişebiliyor oyuncuların. Hemen yenilemeye devam ediyoruz. Arama butonundan. Umarım güzel bir şey yakalarız. Arkadaşlar tam anlamayanlar oluyor bu arada. Burada teklif olarak 25 bin yazıyorsunuz. Yani maksimum fiyat değil. Hani bu şekilde yakalayamayabilirsiniz. Bu arada abi bana şey yazıyorsunuz. Abi taktiklerini yapıyorum ama coins kasamıyorum. Arkadaşlar siz oyuncuları pazara koymayı tam bilmiyorsunuz. Onu da anlatacağım. Oyuncular nasıl pazara koyulur? Arkadaşlar uzun zamandır oynayanlar ve uzun zamandır videolarımı izleyenler zaten bilir. Ama FIFA 11'e yakın zamanda başlayanlar falan bilmiyor olabilir. Onu da göstereceğim. Söyleyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten Marquinhos da kaçmış. Arkadaşlar bu taktikle zaten iki tane oyuncu aldık. Gönül isterdi ki elit falan da almak ama çok fazla burada zaman kaybetmek de istemiyorum. O yüzden hemen oyuncuların değerine baktıktan sonra Kokorin'le Mignolet. Hemen abi Kokorin'e bakalım ilk olarak. Kokorin 79'luk sağ forvet. Hani çok değerli olduğunu düşünmüyorum ancak yine abi belki sağ forvet zor bulunuyor falandır. Değerli olabilir ama hani en az 220 bini vardır. O yüzden abi fiyatı 300 bin yazacağım bakacağım. Hani 300 bini geçme şansı çok düşük zaten. Evet 235 bin arkadaşlar. Ben 190 bin almıştım. %5 ile kesinti yapıyor. Yani 10 bin ile kesinti yapacak. Yani bu oyuncudan sadece 10 bin falan coins kastık ama yani gerçekten yine de abi coins kasıyorsunuz ya. Gerçekten ara sıra elit falan yakalıyorsunuz. Coins kasıyorsunuz. Bunlardan da ufak ufak ekleniyor hesabınıza. Ben bundan 20 bin falan kastım mesela. Sizin de hesabınıza ufak ufak ekleniyor. Arkadaşlar pazar oyuncu nasıl koyulur? Şimdi anlatmadım tam olarak. Şimdi onu anlatayım. Hemen Mignolet'e bakalım arkadaşlar mesela. İlk olarak değerine bakıyorsunuz oyuncunun. Hemen şöyle sağ forveti kaleciyi yapalım. Arayalım. Evet Mignolet'e 230 bin falanmış. Bu da düşmüş arkadaşlar. Bunu da 190 bin almıştım. Arkadaşlar şimdi burada pazarda bakıyoruz. En ucuzu ne kadarmış? Hemen şöyle 235 bin yazıyoruz. Bakalım abi en ucuzunu bulana kadar. Şimdi biz 236 bine gördük. Şimdi arkadaşlar 221 bine bile var yani. Yani 221 bine var ve satılmamış. Yani ne demek oluyor arkadaşlar? Siz daha ucuza koyun ki satılsın. Ama çok aşırı da değil. Şimdi arkadaşlar ben ne kadara koyacağım? 200 bin 217.500. Bunu bu şekilde koyduğunuz zaman arkadaşlar bu zaten satılacak. Çünkü en ucuz pazarda sizinki illa Mignolet almak isteyen olur. Veya abi yani illa alıyorlar abi. Almazlarsa bir daha koyayım. Yani kesin satılır. Hani oyuncularım satılmıyor diyenler bunu yapsın. Hani bunu zaten çoğunuz biliyordur ama bana DM geldiği için, bu tarz soru geldiği için ben yine de size açıklamasını yapıyorum. Hani cevap olarak o zaman yanlış yapmışsındır yazmış, demiştim çünkü çocuğa ve şu an anlamıştır umarım beni. Ve şimdi arkadaşlar Niang'a bakıyoruz. Niang ne kadarmış? Onu da Snipe'le almıştım. Video dışında almıştım. Yani videoya başlamadan 1-2 saat önce bakmıştım ona da. Hemen bir tane denk gelmişti almıştım. Bayağı bir düşükmüş değer arkadaşlar. Ne kadar aldığımı hatırlamıyorum. Sanırım 123 bin coins falandı. Zaten biz de düşük bir fiyatlar satacağız arkadaşlar. Bunu da mesela 130 bin, 160 binden koyacağım. Bu da gider. Bunlar sayesinde de ben bir 50 bin coins falan kastım arkadaşlar. Yani 3 tane oyuncuyla. Ve bir de elit falan yakalaşsaydım yani 10 dakikada 200 bin coins'e yakın kasmış olacaktım. Yani gayet güzel olacaktı. Şimdi arkadaşlar bir de ben şöyle bir taktik deneyeceğim. Hiç bilmiyorum gerçekten ama belki tutar arkadaşlar. Şöyle 81 gen yapıyoruz. Ve maksimum fiyatta 85 bin yazalım şöyle. Bakalım abi nasıl oluyor. Evet aslında bu taktik de fena değil. Ama Dembele öbür taktikte de kaçıyor. O yüzden 85 bini birazcık arttıracağım. 125 bin yazalım. Bakalım 125 binden oluyor. Evet Draxler var arkadaşlar ve hani bu şekilde kasıyor. O yüzden 125 bin değil de 115 bin yazalım bir de. 115 bin. Bakalım böyle nasıl oluyor arkadaşlar. Ya böyle gerçekten güzel oldu. Çünkü arkadaşlar hani aslında taktik buldum şu anda. Hani bu şekilde yakalarsak coins de kasabiliriz. Gördüğünüz gibi hatta bayağı bir oyuncu kaçmış. Bandan da var mesela. Brian var. Hani diğer taktikle çıkmayacak. 3-4 tane oyuncu var mesela şu an burada. Gayet güzel. Hatta 125 bin bile yazabiliriz arkadaşlar. Daha çok oyuncu çıkması adına. Şuraya 135 bin yazalım hatta. Çok fazla oyuncu çıkmazsa bir bakalım. Şimdi arkadaşlar Draxler'i silmenin de yolu. Mesela benim gibi siz de taktik bulabilirsiniz arkadaşlar. Coins kasma taktiğinin mantığını size zaten ben bu videoda anlatıyorum. Hemen buraya arkadaşlar Drax yazıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Ve artık 125 bine bile bu şekilde arayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bir tur deneyeceğim. Hani oyuncu kaçırana kadar deneyeceğim. En kötü bir süresini göreceğiz. Ve kaçırdığımız oyuncunun veya yakaladığımız oyuncunun değerine bakacağız. Hani kaçırana veya yakalayana kadar devam edeceğim aramaya. Bakalım arkadaşlar bir şey bulabilecek miyiz? Umarım bulabiliriz diyorum ve aramaya devam ediyorum. Bakalım neler çıkacak. Göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yenilemeye devam ediyoruz bakalım. Oo abi daha yenilenmemiş bu arada pazar. Ben yenilendi sanıyordum. Umarım güzel bir şeyler çıkartabiliriz. Hemen yenilemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım abi. Umarım güzel bir şey çıkar. Gerçekten çıkması gerekiyor şu anda. Ve bekliyoruz abi. Hala yenilemeye devam ediyoruz. Ancak hiçbir şey yok burada. Hadi
Hadi abi ya, güzel bir şey çıksın, bir tane yakalayalım, bir kaçsın da, kaçabilir ama görelim yani. Hani taktığını, işlediğini sizlere göstereyim, içim rahatlasın. Sonrasında da arkadaşlar zaten artık siz koy isterinizi bir şekilde eliniz hızlıysa kasabilirsiniz yani. Bu taktiğe de bu arada sinip yapmaya da birazcık alışmanız gerekiyor. Elinizi alıştırmanız lazım. Benim geçen seneden alışmıştı, bu sene de hani yapılabiliyor, sıkıntı olmuyor yani. Ve abi hala bu pazar yenilenmiyor bu arada. Bu pazar yenilenince bayağı bir oyuncuyla da dolabilir. Hani bir pazarda hiç açık arttırma yok. Bir pazarda 6 tane oyuncu var. Bu da ilgi. Aha! Arkadaşlar Modric aldım. Umarım değerlidir. Aa, para kalmadı. Allah'tan Modric'e para yetti ve Modric yakaladım. Müthiş oldu lan. Bir dakika, değerini çok merak ettim. Abi umarım çok değerlidir ya. 1 milyonu geçiyorsa var ya, aşırı mutlu olurum bu arada. En ucuzda 875 bin coin'si var arkadaşlar. Yani ben bunu 800 60 bin coins'ten koysam gider ve 160 bin coins falan kastım bundan da. Yani bence arkadaşlar fena değil. 700 binden aldım. 860 bine satacağım. Gerçekten güzel oldu arkadaşlar. Ve siz de bu şekilde coins'lerinizi kasabilirsiniz. Tabii daha şanslı. Belki Messi bile denk gelebilir ve yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Umarım siz de benim gibi yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. İzlediğiniz için gerçekten ellerinize, gözlerinize sağlık diyorum. Şuradan Instagram adresimi kesinlikle takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hep destek, tam destek için. Şuradan kanala abone olabilirsiniz. Ve şuradan da mükemmel bir videoya girebilirsiniz arkadaşlar. Evet, gerçekten çok güzel bir video var orada da. Bugün 1,5 milyon coins'lik paket açma amacıyla video çektik. Ve ayrıca coins kasma takipleri de gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın, sizleri seviyorum ve bay bay.